Motorhopper Maltepe şubesinde 4 yıldır çalışmakta olan motor mekanik ustasıyım. İsmim Şaban. 15 yıldır bu mesleğin içindeyim. Buraya gelen araçlara motor mekanik ve elektronik olarak kontrollerini sağlıyorum ve raporlandırıyorum. Buraya gelen araçlara önceliğimiz araçta yağ yakma var mı? Motor suyunda yağ var mı? Sivoplarında sesli çalışma var mı? Grangında sesli çalışma var mı? Motorunda mavi duman atma, siyah duman atma var mı? Üfleme var mı? Bunların detaylı kontrollerini sağlıyoruz. Motorda herhangi bir düzensiz çalışma, sente kısmından sesli çalışma var mı? Bunların kontrolleri sağlanıyor. Bunun dışında araçta yağ kaçağı var mı, su kaçağı var mı, motorunda işlem var mı, herhangi bir işlem yapılmış mı, revize edilmiş mi, bunların hepsinin kontrolleri sağlanıyor. Bunun dışında aracın antifrizi, motor yağ seviyesi, su kaçakları, yağ kaçakları, fren hidroliği, sıvılarında herhangi bir eksiklik veya da bir düzensizlik veya da bir eksiklik var mı, bunların hepsi kontrol ediliyor tek tek. Motor mekaniğin dışında elektroniksel anlamda motor beyni, şanzıman beyni, ABS beyni, airbag beyni bunlar da işlem var mı? Sökülme, takılma, herhangi bir değişiklik var mı? Bunların da kontrolü sağlanıyor. Motor ve şanzıman beyinlerinin revize edilmesi veya da şanzımanların işlem görmesi otomatik şanzımanlarda özellikle DSG ve yarı otomatik şanzımanlarda çok sorunla karşılaşıyoruz. Geçenlerde başımıza bir olay geldi. Araç sahibi aracını getirdi. Satmak amaçlı değil, sadece aracındaki problemi çözmek amaçlı. Sanayi sanayi gezip, dükkan dükkan gezip aracına bin bir türlü iş yapıldığını bize geldi. Beyan etti. Aracımda bir ses var, bulamıyorlar. Motorumu yaptılar, işlemlediler, siboplarına kadar hepsini değiştirdiler ama aracımdaki sesi kesemediklerini bize beyan etti. Biz de kontrollerimiz sonucunda aracın envan manif olduğunu, içindeki parçasının civatalarının gevşediğini ve bunun ses yaptığını, sökülüp tamir edildikten sonra giderilebileceğini söyledik. 2 gün sonra tekrar araç geri geldiğinde sesin giderildiğini ve eksiklerini giderdiğimiz için bize teşekkür ettiğini beyan etti. Motor mekanikte aracın en önemli yerlerinden grank, egzantrik milleri, silindir kapağı ve sibopları, pistonları. Bunların en çok sorun çıkartanları siboplar ve egzantriklerdir. Araçtan araca değişebilir. Granklarında yatak sarma, yağsızlıktan dolayı yatak sarma veya da çok geç yağ değiştirdiğinizden katranından dolayı yağ pompasının yağ çekmemesinden dolayı veya da süzgecinin tıkamasından dolayı tam yağ pompalayamadığından motora yatak sarma veya da sekmen kırma gibi olaylar başımıza gelmekte. Bunların başlıca nedenleri de aracın yağını geç değiştirme, yağını eksik ve kirli kullanmaktan dolayı bunlar hep başımıza gelmekte. Uzun yıllardır bizim yapmış olduğumuz taktikler sonucunda bunların yağsızlıktan ve uzun vadede yağı kullanmaktan dolayı gerçekleştirdiğini gördük. Çünkü ülkemizde trafik çok yoğun olduğundan dolayı araçlar durduğu yerde kilometre yapmasa da çalışıyor. Bu nedenle yağ sürekli sirkülasyon halinde ve çok kirlenmekte. Ülkemizde biliyorsunuz ki trafik yoğun olduğundan dolayı otomatik vitesli araçlara yönleniyor. Bu araçların da şu anki ülkemizde genellikle ağır bastığı yarı otomatik yani triptonik ve DSG şanzımanlar yer alıyor. Bu DSG şanzımanlarda baskı balata yani çift kavrama sistemi mevcut. Bunların volantlarında, baskı balatalarında sorunlar çıkabiliyor, beyinlerinde sorunlar çıkabiliyor. Bunların hepsini baz aldığımızda araç seçerken kilometresi biraz daha düşük ve daha bakımlı araçları tavsiye ediyoruz. Şu an kış aylarındayız. Çoğu aracımızda antifriz olmadığından, yazın antifriz kullanıldığından dolayı şu an kışa girdiğimiz için herkes aracına antifriz koymaya çalışıyor donma yapmaması için. Aracımızın kalorifere yazın kullanılmadığından dolayı, antifrizsiz de kullanıldığından dolayı kalorifer peteği ve kalorifer hortumlarında kireçlenmeler, paslanmalar mevcut. Bunların dolayısıyla kış aylarına geldiğimizde aracımıza antifriz koyduğumuzda peteğin tıkanması veya da hortumlarının veya da peteğinin patlaması sonucu
kalorifer ısıtmamakta ve motora zarar vermekte susuz kaldığından dolayı. Bu nedenlerle aracınızı 4 mevsim antifrizi kullandıktan sonra yılda 1 veya 2 yılda 1 defa kalorifer temizliği yapılması gerekiyor. Tüm bu konular hakkında bilgi almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.